Evet, herkese merhaba. Alpan Manas'la Gelecekte Türkiye programına başlıyoruz. İlk programımız aslında ben bir gelecek bilimcisiyim. Aynı zamanda derin teknolojiler uzmanıyım. Benim piyasada bu şekilde tanınıyorum. Ama aslında baktığımızda biz yıllarca üzerinde çalıştığımız konu şu andaki adıyla da Endüstri 4.0. Çünkü Endüstri 4.0'la beraber biz en önem verdiğimiz konu verimliliği artırmak. Yani maliyetleri düşürmenin en önemli yolu öncelikle verimliliği arttırmaktan geçiyor. Biz verimliliği arttırdığımız takdirde veya iş akışlarımızı iyileştirdiğimiz takdirde maliyetlerimiz azalmayacak ama üretimimiz arttığı için parça başı maliyetimiz azalacak. Dolayısıyla şu andaki adıyla Endüstri 4.0, diğer adıyla dijitalleşme. Tabii dijitalleşmeyi sadece bir bilgisayar ağı veya bir IoT dediğimiz nesnelerin interneti olarak da algılamamız gerekiyor. Dijitalleşme hayatımızın her yerinde. Biz bu program serisinde her konuya değineceğiz. Yani her sektöre değineceğiz. Ve ilk olarak da aslında benim en önem verdiğim sektörlerden bir tanesi tarım ve hayvancılık. Ama bugün öncelikle süt hayvancılığını konuşacağız. Çok az tarım konuşabiliriz. Tarımı ileride daha da fazla konuşacağız. Evet, bugün konuğum sevgili Murat Bolat. Hoş geldin. Hoş bulduk Alper. Ya biz seninle 30 yıllık arkadaşız. Evet. Çok beraber çalışmalarımız oldu. Benim yani biraz böyle aslında kendini tanıtır mısın demeye gerek yok. Yani sen yani kendi alanında çok iyi bir insansın ama çok başarılı bir insansın. Ama biz seninle önce İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. O zaman borsa İstanbul değildi. Biraz onlardan bahsedelim. Ondan sonra konumuza girelim. Evet. Biz uzun yıllardır önce tanışmış ve çok da mutlu olmuş olduğum hayatımda çok önemli insanlardan çok özel Alpan Manas var. Çok teşekkür ederim bir kere yorumun için. Evet, ben İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 23 yıl yöneticilik yaptım. Orada Euro tahvil piyasası, Forex piyasası, depo sertifikaları piyasası kurup yönettim. Yurt dışı borsalarda çalıştım. New York borsada da yani. New York borsasıyla da çalıştım. Chicago ticaret borsasında 6 ay eğitim aldım ve orada kaldım bir müddet. Emtia piyasalarının işleyiş sistemini Türkiye'ye adapte edecek bir altyapı oluşturmak için kalmıştım. Dönüşte de Forex piyasasını kurduk. Sonra İzmir Vadeli İşlem Borsası olarak o dönüştü. Sonra tekrar İstanbul Borsası'nın altına geldi. Böyle bir İstanbul Borsası maceramız var. Var. Ondan sonra çıktın. Evet. NYPEX. Neydi açılımı NYPEX'in? New York Private Placement Exchange. Yani Türkçesi aslında New York tahsis satış platformu. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Halka açılmamış şirketlerin hisselerinin, yani daha doğrusu hisse tabii hisse senedi olmamakla beraber hisselerinin risk sermayesi, yani venture capital dediğimiz risk sermayesi veya private equity dediğimiz girişim sermayesi veya ikisinin yerini değiştirebiliriz. Firmalarına satılması ve aslında trade edilmesi olarak algılayabiliriz değil mi? Şöyle, evet. Bir kere onu bir tespit katılıyor. Yani tamamen orada dediğiniz doğru. Amerika'da yaklaşık 38 bin private equity fon var. Bu 38 bin fonun toplam değeri yaklaşık 8,5 trilyon dolar. Şimdi bu alternatif piyasa olarak geçiyor. Normal bizim bildiğimiz 3 sac ayağından birisi. Bir, bankacılık. 2, sermaye piyasaları ve borsa. Üçüncüsü de özel sermaye fonları sistemi. Aynen. Bu benim bulunduğum alan, bu üçüncü sacaya olan özel sermaye fonlarıydı. New York'ta 7 yıl kadar bu işi yaptık. Burası aslında şirketleri doğrudan içeriye yatırımcı olarak girip ve yönetimine dahil olan bir yapı bu. Bu sistem
ekonomide tıkanma noktasına gelmiş, fon akışlarını yürüyemez noktaya gelmiş ve bunları tıkanıklığı aşmak üzere kurulmuş bir sistem. Çok da güzel işleyen bir sistem. Ama Türkiye'de ne yazık ki, çünkü anladığım kadarıyla Türkiye'de çok şeffaflık, yani muhasebe sistemlerinde şeffaflık olmamasından dolayı bir tedirginlik vardı anladığım kadarıyla. Bir dönem önce öyleydi. Fakat daha sonra UFRS, yani Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi ile birlikte Türkiye'deki şirketlerin yayınladıkları mali tablolarda kalite arttı. Aynen. Bilgi kalitesi arttı. Fakat bu sefer de Türkiye yabancı sermaye akışı yavaşladığı için son 5 yıldır, hatta son 8 yıldır maalesef bunların akımı, önü kesilmiş oldu. Gelmiyorlar. Evet. Yani şimdi tabii CDS'ler inanılmaz derece arttı ve şirketler tahvil çıkarmakta bile zorlanıyorlar. Hatta ve hatta borçlarını çevirmek yerine kapama yoluna gidiyorlar. Tabii hepsini kapatamıyorlar. Ama bugün konumuz aslında çok farklı. Yani konumuz senin girişimin, girişim dediğim gibi bir startup değil yani. Ne kadar büyük bir yatırım yaptığınızı tahmin ediyorum. Evet, bu bizim ölçeğimiz Türkiye'de sıralamasında ilk 10'a giren, kendi sektöründe ilk 10'a giren bir işletmeye yatırım yapmış olduk. Evet, toplam kaç hayvan var? Toplam 2500 ineğimiz var. Bunların 1100 adedi sağım yapılıyor. Kalanı zaten yetiştirme amaçlı olarak bulundurmak zorunda olduğunuz sayıdır. Anladım. Şimdi şöyle, ben dediğim gibi benim kendi konumun dışındayım ama yani ben tabii ki araştırmayı seviyorum ve buraya da çözümler oluşturma hedefindeyim. Özellikle olayın teknoloji kanadı zaten ayrı. Öyle şeyleri konuşuruz işte, dikey tarımlar vesaire ama. Şimdi şöyle bir sıkıntı görüyorum ben piyasada. O da gördüğümüz kadarıyla rasyon dediğimiz bir menü mü var? Yani bir menü hazırlıyorsunuz, hayvana yem veriyorsunuz. Ve bu rasyon dediğimiz yani yemek menüsü 3 parçadan oluşuyor değil mi? Yani bunlar böyle çok hızlı anlatalım. Tamam. Bu toplantımız aslında yani bugünkü görüşmemiz, programımız geleceği konuşmak. Biz gelecekte ne yapmalıyız? Yoksa sorunlarımız budur işte. Biz hani ben bunun için de olmayı sevmiyorum. Ben hep gelecekçiyim. O yüzden de hızlıca yani biz niye pahalı? Sütün maliyeti niye yüksek? Sütün maliyeti sizin de bahsettiğiniz gibi aslında yiyecek menüsüyle birebir alakalı bir konu. Çok isabetli bir şekilde tariflediniz. Bir kere yiyecek menüsü, yani rasyon dediğimiz aslında bir yiyecek menüsü. Evet. Biz burada her bir bireyimizin ihtiyaç duyduğu enerji, protein, vitamin ne kadar tüketmesi gerekiyorsa bunu ham maddelerden temin ediyoruz. Bunu hesapladıktan sonra grubun tamamı için bir hesap yapılıyor. Böylelikle günde mesela bizim işletmemizde 70 ton yemek yapıyoruz. Hı hı. Ve bunu 3 farklı grupta yapıyoruz. Bu doğal ham madde dediğimiz konu nedir? 2-3 yine belirttiğiniz gibi 3 ana bölümden oluşuyor. İşte kaba yem var, kuru ot gibi. Ondan sonra kesif yem var. Ondan sonra da sen istiyorsan hızlıca söyle. Tamam. Bu yemeğin 3 ana bileşeninden bir tanesi bizim kendi tarlalarımızda yetiştirdiğimiz mısır, buğday, yonca, arpa olarak kaba yem olarak tariflediğimiz yem grubu. İkinci yem grubumuz küspe anlamında kesif yem olarak tariflediğimiz ve dışarıdan ithal olarak gelen yem grubu. Üçüncü yem grubumuzda yem katkı dediğimiz, ama burada yanlış anlaşılmasın, yem katkı düzenleyici, metabolizmayı düzenleyici anlamda kullanıyoruz. Yani vitamin, magnezyum, kalsiyum gibi yem katkılarla metabolizmayı düzenleyen kullanıyoruz. Buradaki bu üçünün bileşimiyle bir yiyecek menüsü oluşturuyoruz. Evet. Bu üç grubun bize sağladığı şey hayvanın ihtiyaç duymuş olduğu proteini, enerjiyi, vitamini ve çeşitli metabolizmayı düzenleyen yapılar oluşturuyor. Şimdi o zaman şöyle toparlayalım. Aslında 3 grup, biz 19 parçadan oluşan bir menümüz var. Bu 3 grubun aslında 2 ve 3 dediğimiz parçasının ithal midir bunların hepsi?
Kaba yemin kendi tarlalarımızda ürettiğimizin dışındaki tüm hepsi ithal. İthal. Bu ithal grubu yaklaşık olarak bütün bu menünün %60'ı mı ne kadarını? Şöyledir efendim. Biz kesif yem grubu miktar olarak, hacim olarak %40'ı, kaba yem grubu %60'ı oluşturur. Ama maliyet olarak baktığımızda ters tersidir. Yani. Tamam. Kesif ve vitamin ağırlıklı yani grubumuz %60'tır maliyet. %40 da bizim şeydir, kaba yem grubumuz. Peki orada başka bir konu var. Sen şimdi kaba yem diyorsun ama kaba yem mi de biz traktör gerekmiyor mu? Mazot gerekmiyor mu? Tabii. Yani değil mi? Bir sürü şey gerekiyor. Tohum gerekiyor, gübre gerekiyor. Dolayısıyla orada onun da yüzdesini hesap edersek %40 diyebilir miyiz? Şöyle ki biz şimdi aslında toprağın hazır hale getirilmesi, tesviye edilmesi, lazerle ölçüm yapılması, dronlar kullanılması, traktörlerimizin GPRS sistemi üzerinden GPS sistemi üzerinden koordinatlarla sürüm yapılması, bir kere bu teknoloji yatırımını yapıyorsunuz. Bunun maliyetini hiç söylemiyorum. Bütün bunları yapacak olan yakıt kullanım, fosil yakıt kullanıyorsunuz. Yani mazot kullanıyorsunuz. Bir kere mazot zaten ithal. Evet. Bir kere sürüm aşamasında bunlar var. Sonra ekim aşamasına geldiğiniz zaman tohum alıyorsunuz. Tohum da ithal. Tabii. Sonra tohumu attıktan sonra toprak üzerinde filizlenmiş olan bitkileri bakım için çeşitli yabani otlardan kurtarmak için ilaçlama yapıyorsunuz. Sonra beslemek için gübre kullanıyorsunuz. Tamam. Yani o zaman yani, şöyle topladığımızda ben basit bir hesap yapmıştım. Yani %60'ı ithal, ilk kalan %40'ın da %60'ı ithal olduğuna göre yaklaşık %76 gibi bir rakam. Yani, minimum. Evet. Yani biz diyoruz ki bir ineğin maliyet anlamında yani bir ineğe verdiğimiz menünün %76 maliyeti evet. Dolara bağlı. Yani euroya değil. Direkt olarak doğru. Dolara bağlı. Evet. Şimdi o zaman şöyle bakalım. Benim gene yaptığım hesaba göre şimdi Ulusal Süt Konseyimiz var ya. Ulusal Süt Konseyi'ne gireceğim orada da. Ulusal Süt Konseyi'nin rakamlarına göre sizin maliyetleriniz aslında Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği tavan rakamın üstünde. Şimdi dediğim gibi hani çözümcül gidiyoruz ya, aslında yapılan şu, biz diyoruz ki fiyatları bastır. Tamam da aşağıda gidecek yer yok. Yani aşağıda gidecek yer yok. Bir de enteresan bir şey geldi. Sen belki o konuda yorum yapmayabilirsin ama ben Ulusal Süt Konseyi'nin dağılımına baktım. Yani orada kaç, 3, 6, 9 yani bütün temsilciliğe baktığımda yani sadece bir tane süt üreticisi var. Hani proses firmaları var. Hani peynir yapan. İşte bakanlık, 3 farklı bakanlık temsilcisi var. Ve ayrıca 3 farklı üniversite temsilcisi var. Yani bana doğru gelmiyor. Yani Ulusal Süt Konseyi neye göre hesap ederekten süt maliyetini koyuyor? Yani bizler bastırarak bir yere gidemeyiz. Peki niye bastırıyoruz? Konumuz aslında verimlilik değil mi? Yani siz verimlisiniz, öbürü verimsiz olduğu için mi biz şu anda Türkiye'de sorun yaşıyoruz? Aslında o kadar hassas bir nokta ki bu. Çok teşekkür ederim bu soru için. Bu Ulusal Süt Konseyi'nin teşekkülü zamanında aile işletmelerinin yoğun olduğu bir döneme denk gelmiş. Buradaki okur yazarlık seviyesi hem verimlilik hem tarımcılık hem de süt üreticiliği anlamında çok düşük. Aile işletmeleri geleneksel yapıda gitmiş. Dolayısıyla Ulusal Süt Konseyi bir yol gösterici olarak istişare nitelikte karar alan bir kurum. Bu aile işletmelerinin yapısı son 15 yılda çok değişmiş durumda. Yani şu anda sanayi işletmesi olarak gruplandırıldığımız çeşitli şey altında bizim gibi çiftlikler var. Süt Konseyi kendisini henüz yenileyemedi. Hı hı. Yeni duruma kendisini aktaramadı. Bunun için halen aile işletmelerinin okur yazarlık seviyesi çok düşük olan hayvancılık yapan kesime göre kendisini yenileyemediği için, orada kaldığı için buradaki maliyet muhasebesi yaparak faaliyet gösteren işletmelerin durumuna göre kendisini yani bu grubun bileşenleri içinde bunları koymamış durumda.
Değişmesi lazım ama. Peki. Şimdi o zaman biraz verimlilik konuşalım. Çünkü bizim gelecekte süt hayvancılığını mutlaka geliştirmemiz gerekiyor. Ama bu işi yapanlardan para kaybetmemesi lazım. İki, halkın da ucuz süte sahip olması lazım. Aslında çok zor bir denklem ama bazı şeyler aslında kolay gibi. Şöyle ki, hayvanın, yani rakamsal olarak sen tabii daha iyi biliyorsun, yem parasını ödeyebilmesi için hayvanın, yani yem maliyeti hayvanın kaç litre sütüne denk geliyor? 23. 23. Bugünkü fiyatlarla. Bugünkü fiyatlarla 23 litre süt verirse sadece ve sadece yem parasını karşılıyor. Yediği yemeğin parasını karşılıyor. Devam ediyoruz. İşletme gideri kaç litre? 4 ile 5 litre arasında daha verirse işletme giderini karşılar. 27 yaptı. Bu adam kâr edecek herhalde. Evet. Bir de 3 yapsın. Evet. 30. Yani en az 30. Evet. 30 litre süt vermesi gerekiyor, evet, değil mi? Peki aile işletmeleri kaç litre? Türkiye süt ortalaması 24 litredir. Buyurun. Yani şu anda bakın ya ben buradaki yani burada bundan sonra gelecekte ne olmalı? Kere verimliliği arttırmazsak bu insanlar zarar etmeye devam edecekler ve diyeceğiz ki onlara ya oğlum sen niye köyden göç ediyorsun? Gel burada hayatını rezil et. Ben zaten hep zarar ediyorum. Sen de zarar etmeye devam et diyor olmamız gerekiyor. Yani biz insanlara aslında gelecek yani iyi bir gelecek sağlamadığımız takdirde zaten köyler boşalır. Yani ben zarar edeceğim bir işi yapmam. Şimdi ama benim de bir kapasitem var. Yani ben bilmiyorum okuma yazarlığım düşük. Ya bir sürü şey var. Şimdi hani hayvana yani bırak teknolojiden bahsetmiyorum. Biraz sonra teknolojiye gireceğiz. Çok basit şeyler var. Hayvan yazın sıcaktan etkilenmesin diye sen yağmurlama yapıyorsun değil mi? Duşlama sistemimiz var. Duşlama sistemi var. Duş aldırıyoruz. Duş aldırıyorsun. Günde 3 defa 40'ar dakikadan. Evet. Doğru mu? Evet. Bu sayede hayvanın verimliliği ne kadar artıyor? Yaklaşık %6 civarında verim artar. Verimli %6 artıyor. Özür dilerim pardon. %15 civarında verim artar. %15 civarında artar. Çünkü hayvan sıcaktan şey yapıyor. Peki pedikür denen bir olay var. Tamam oradan o pedikürden bahsetmiyoruz. Hayvan pedikürü. Hayvana pedikürü 6 ayda bir yaptığın zaman verimli ne kadar artıyor? %5 civarında oradan artar. Tamam. Şimdi demek ki konumuz aslında verimliliği arttırmak. Ama aile işletmeleri ve bırak teknoloji kullanacak yatırıma, biraz sonra yatırıma geleceğiz. Şimdi şöyle bakalım, ben bir işletme kursam, ben rakamları söyleyeyim, sen doğru veya doğru değildi. Maliyetler, yani işletme maliyeti bindirilmiş haliyle. İnek başına yaklaşık 2800 dolar inek de ama 10.000 dolara gelmez mi yaklaşık? Evet. 10.000 dolar. Ben teknoloji koymam lazım değil mi? Evet. Bir 4.000 dolar ona koydum. Evet. 6.000 dolarda işte hayvan 3 yılla 6 yıl arasında maksimum verimliğe ulaşmasına bana olan işletme maliyeti de o. Ne yaptı yaklaşık 20.000 dolar. Dolara yaklaştı. Yani ben diyorum ki hayvan başına 20.000 dolar para koymam lazım. Evet. Günde hayvan başına, inek başına minimum 30 litre. Ya ben yani senle ve benim en iyi bildiğimiz konu yani Excel tablosunda maliyet analizi yapmak. Tamam mı? Peki o zaman senin şu andaki görevinle de biraz ona bağlantılı. Sen o zaman kredi veren birisi olsan neye göre kredi verirsin? Şimdi eğer politik kaygılar yoksa bizim yapacağımız parametreler sayısal parametreler. Tamam. Sayısal parametrelerdeki amacımız da bütün ülkenin tamamı için düşündüğümüzde üretimin artması. Üretim artacak, üretim artması gereken bir konu. Üretim artarsa maliyet yani ucuzlar, tamam, fiyat yani, ucuzlar. Yani o zaman, biz de, evet, çok özür dilerim, biz de burada kredilendirmede, benim doğrudan konum değil tabii, ben advisory board'dayım. Olsun yani sen en azından bu konuda fikir veren bir, evet, insansın, evet, danışma kurulundasın ve diyeceksin ki ben bakacağım nakit akışını görmem için, yani daha doğrusu nakit akışı aslında çok basit, yani nakit akışı tabii, litre, tabii, hayvan litre başına, evet, 30, evet, 30 litre. Koyduğun anda zaten hayvan başı maliyeti 20.000 dolar yaklaşık olarak.
bla 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 bakacağız nakit akışına. Evet. Tamam, yani, yatırımda şu kadar yılda döne döne edecek diyeceğiz. Evet, yani biz sabit sermaye yatırımı söylüyoruz tabii burada. Tabii, sabit tabii. Sermaye yatırımı olarak konuşuyoruz. Tabii, aynen. Sabit sermaye yatırımı bir kere yapıldıktan sonra bunun uzun yıllar içerisinde, 10 yıl içerisindeki amorti edilmesi verimlilikle ancak mümkün. Evet. Yani peki iyi bir verimlilikle yatırım ne kadar zamanda geri dönüyor? Şimdi aldığınız 30 litrelik bir yatırımla bu böyle bir sermaye harcaması size 7 yılda geri dönmesi lazım. Güzel. 7 yıl güzel bir rakam. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Yani gelecekte biz o zaman şöyle bir sistem... Ben mesela üretim kooperatifçiliğinin burada mantıklı olmadığını... Yani daha doğrusu mantıklı olmak yanlış bir şey oldu ama... Verim noktasında üreticiye, var. Üreticiye bir değer vermediğini düşünüyorum. Yani kooperatifçilik değil. Bakın dünyada baktığınızda, diğer ülkelere baktığımızda Murat, yani ben tabii senin kadar araştıramıyorum ama hani araştırdığım kadarıyla yani kooperatifçilik yerine büyük işletmeler var. Yani kooperatifte, kooperatif olarak sen aile işletmesi olarak kaç ineğin var? 25. 30 ineğin var. Evet. 25-30 ineğinle sen para kazanamazsın. 25 maksimum 25 litre alıyorsunuz. Zaten 23 litre yeme gidiyor. E tamam. Dolayısıyla para kazanamıyorsunuz. Onun yerine büyük bir işletmenin parçası olmak, çalışan olmak daha mantıklı değil mi aslında? Zaten şu anda bizdeki çalışanlar da bütün aile olarak yaptıkları işi terk etmiş durumdalar. Çünkü herkesin, bizde 45 kişi çalışıyor. Bu 45 kişi kendi bağı bahçesi ineği olan insanlardı ve bunlar bitirdiler, kapattılar. Çünkü bizden aldıkları maaş sigorta, tam sigorta olmadı. Yani sigortaya tabi olmadı. Yani almış olmaları. Ya kendi işletmelerinde sigortalı da yok değiller. Yok zaten. Bu arada değiller. Şeyle bağkur paralarını ödeyemezler ki. Ödeyemiyorlar. Çünkü zaten yediği yem kadar süt üretebiliyorlar. Kalan zaten hayatı sadece yediği yeme kadar gidiyor. Ve dolayısıyla Amerika'da Tarım Bakanlığı'nın sayfasından bakmıştım. Küçük aile işletmelerinin maliyeti normal büyük işletmeler %45 daha fazla. Sadece bizde değil, Amerika'da da böyle. Aynen. Avrupa'da da böyle. Peki Amerika bunu nasıl şey yapıyor? Genelde hep büyük işletmelere mi dönülüyor artık? Amerika'da çok çeşitli kurumlar var tabii. Mesela Ulusal Damızlık Birliği var. Üreme ile ilgili çok geri gelişmiş metotlar var. Bir kere sağlıklı bir üretim yapıyorlar. İkincisi bu sağlıklı üretimi süte dönüştürmede aile işletmeleri yerine büyük büyük işletme grupları yapısı içinde çözüyorlar bunları. Anladım. Tamam. O zaman yani aslında büyük işletmeler yani tabii ki yani üretimin her kademesinde öyle. Yani artık ufak işletmeler ile büyük rekabet yakalama şansın yok. Yani bu bir realite. Yani biz mazottan ÖTV'yi almayalım diyerek veya çiftçiye gelir desteği verelim diyerek yol kat etme şansımız var mı? Kooperatifler eğer kendi üyeleri yani aile işletmelerini, ailelerin bu teknolojiyi, bu verim teknolojisini aktarabilecek okur yazarlık düzeyinde olmuş olsalar bizim gibi kurumlara da ihtiyaç yok. Aile işletmeleri bunları yapabilirler. Fakat küçük ölçekte olduğu için makine teçhizat yatırımı yapamazlar. Sabit sermaye yatırımı yapamazlar. Bankadan teknoloji da kredi yapamazlar. Alamıyorlar. Bankadan aldıkları kredi ancak uzmanlaşmış sektör bankalarından hibe kredisi olarak geliyor. Şimdi buyurduğunuz yani şimdi ifade ettiğiniz üzere aile işletmelerinde 25 litre süt alan ve tamamen yediği yeme harcamak zorunda kalan buradan elde ettiği gelirle mazotu ucuzlatarak ve diğer şeyleri ucuzlatarak gelir desteği sağlıyorsunuz. Ama 25 litreyi arttıramıyorsunuz. Problem ha. Amaç 25 litreyi arttırmak. Yani biz o zaman aile işletmelerine parayı basalım, ÖTV almayalım, bedava şey verelim. Verim artıyor mu? Bunun verimle hiç ilgisi yok efendim. Tamam. Bu gelir desteği. Bu gelir desteği ne evet. Oluyor? Aslında ölmekte olan bir insanı biraz daha yaşatmak, yaşatıyorsunuz. Yani bu ölmekte olan hastanın yaşam süresini uzatmak. Müdahale gibi. Edip kurtarmanız gerekirken
Maalesef çeşitli destekleyicilerle uzatıyorsunuz. Uzatıyorsunuz. Yani buradaki aile işletmelerinin yanlış anlamamaları ya da bizim yanlış anlaşılmamamız gereken bir nokta var. Kooperatifçilik aslında bir araya gelerek bir sinerji yaratma noktasında çok iyi bir şey. Tamam. Sorumuz yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Hı hı. Baktığımız zaman biz ailelerin elde ettiği süt üretim miktarlarını artmadığını gördüğünce diyoruz ki peki bu kooperatiflerin yarattığı sinerji nedir? Nedir? Gelir desteğini devletten aldıkları için bir de o potansiyel olarak oy potansiyeli taşıdıkları için aslında iş oraya kalıyor. Peki olay biraz siyasiye dönüyor. Şimdi konumuz siyasi değil ama Türkiye'de süt yani süt üretimiyle ilgili sıkıntı yaşanmaması için kaç inek olması gerekiyor? Yaklaşık bizim hesaplarımıza göre 9 milyon sağım yapılan inek olması lazım. 9 milyon. Şimdi ben geçenlerde demeyeyim mi bayağı oldu bir seneye yakın. Önce bir tweet attım. Dedim ki devletin iki kurumu var. Devletin iki kurumuna baktım. Biri TÜİK'in verdiği bir rakam var. Bir de Anadolu Ajansı'ndan alınmış bir rakam var. Aralarındaki rakamsal farka bakıyorum. Biri diyor ki 9 milyon inek var. Öbürü diyor ki 1.8 milyon inek var. Gerçi o 1.8 milyon inek var demiyor. Şunu diyor. Şu kadar günde milyon ton süt üretiyorum diyor. Sen de onu alıyorsun. Ne yapıyorsun? 25'e bölüyorsun. Yaklaşık olarak 1.8 milyon ineğe geliyor. Öbürü diyor ki hayır 9 milyon inek var diyor. Peki bunun arasındaki fark niye? İşte burada çok çeşitli platformlarda zaten tarifte ediliyor. Bizim sektördeki ileri gelenler tarafından aynı zamanda. Bu küpe sayısı olarak bakıyorlar. Tamam. Yani biz normalde aslında ürettiğimiz sütü süt birlikleri üzerinden bakanlığa bildiriyoruz. Tamam. Bakanlıkta bu kayda giriyor. Ve dolayısıyla prim ödemesi, destekleme primleri bunun üzerinden ödeniyor. Yani hayvan sonuçta, kesilse bile, hayvan kesilse, demek ki biz burada uzun vadede yani teknolojiyle, tamam küpe bir teknoloji ama başka teknolojiler de var. Yani biz onu bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Ki, bir de kayıt sistemi maalesef bakanlık şu anda Türkiye'deki stok envanter olarak elinde bir bilgi yok. Elinde bir bilgi yok. Yok. Dolayısıyla, yapamıyor. Ara sıra soruyorlar. Tabii. Sizde ne var diye soruyor. Sizde ne var diye soruyor. Tamamıyla günümüzde olacak beyan, şey yani biz yani insanlar uzaydan şeyden uydudan çim şeyi sayarken biz. Tamam beyana dayalı evet. Sende kaç hayvan var. Yani bunlar dediğim gibi eleştiri değil. Biz sorun tespit edelim ki geleceği ona göre planlayalım. Onarmak kolay olsun. Tabii ki. Yani yoksa o tükaka demek çok kolay ama bazı şeylerde kontrol elden kaçtıktan sonra toparlamak da çok zor oluyor. Yani şu anda belki bakanlık bu konuda hakikaten çaba gösteriyor olabilir ama artık bilgi kontrolü tamamıyla ortadan kalkmışsa bunun tekrar geriye dönmesi belli bir zaman alacaktır. Ama bu işte iki tane konu var. Teknolojiyi çok iyi kullanmamız gerekiyor ve para kazanmamız için verimliliği artırmamız gerekiyor ve de daha da önemlisi ölçek ekonomisi burada yani ölçek çok çok önemli. Yani ölçeği büyütmeden birim maliyeti azaltma şansımız yok. Hep dünyada bu noktaya gidiyor. Yani dünyadaki bütün şirketler bu noktaya gidiyor. Biz yani bakış açımızı değiştirmek zorundayız. Dünya değişirken biz kalkıp aman koruyalım, aman şunu yapalım, aman bunu yapalım dersek yani olaya siyasi bakarsak yanlış yaparız. Alpan Bey, siz Türkiye'deki milestone olarak tarif ettiğiniz dönüm noktalarından birisisiniz. Siz Türkiye'ye ilk barkod sistemini getirdiğiniz zaman Türkiye'deki şirketlere envanter yönetimini öğretmiş oldunuz. Evet, depolamasyonu yaptık. Yaptınız. Evet. Şimdi düşünün aradan kaç yıl geçti. Bu kadar ölçüm tekniği varken evet. Sizde kaç bireyiniz var, çiftliğinizde kaç adet var demek kadar korkunç bir şey yok. Nereden nereye gelmişiz Arpan Bey? Siz ya kaç 80, yıllar önce siz 80, ne yaptınız? Biz 88'de ya. 88'de barkod. Biz yemin 90'lı yılların sonunda biz o zaman GPS
Amerika GPS'i bozardı. Askeri amaçla kullandığı için sivil kullanıma 100 metre hassasiyet vardı sadece. Bozardı. Biz giderdik kendimize bir referans noktası alır, onu kontrol ederek hassasiyeti 5 santime kadar indirdik. O zamanlar, 5 santim demeyeyim, çok özür dilerim, 50 santime indirdik. Ve biz araç takibi falan yapıyorduk. Yani geçen yüzyılda yapıyorduk bunu yani. 2000'den önce evet, yapıyorduk. Milenyumdan önce. Evet, milenyumdan önce biz evet. araç takibi yapıyorduk. Evet. Yani uzaydan, evet. uzaydan, yani uzaydan diyorum tabii ki şey, alçak uçan şeylerden yararlanıyor GPS için. Leo'lardan yararlanıyorduk ama yani günün sonunda bunlar yapılan şeyler. Yapıyorduk, bunların yapılması gerekiyor. Kaç yıl geçmiş olmasına? Kaç yıl geçti? Bak çok enteresan bir şey söyleyeyim. Yani. Şu anda Türkiye'de biraz da tarıma değinelim. Mesela Türkiye'de şu anda şey yok. Yani ekili alanlarla ilgili konu yani nerede ne ekildiğiyle ilgili konu aslında tamamıyla bence beyana dayalı. Evet. Bir data yok. Yok. Data neden çok yok? Çeşitli kurumlar data oluşturuyorlar ve bunlar hepsi parçalı şeklinde ve bunların bir araya gelebildiği bir yapı da yok. Yok. Şimdi orada enteresan bir durum var. Burada uzaydan bir kere kendini kontrol eden sistemler kurmadığın sürece başarılı olmaz. Yani backup. Nedir backup? Ben uzaydan bakarım, burada şu ekiliyor derim. Eğer emin değilsem Tarım İl Müdürlüğü'nden değil mi yetkiliyi gönderirim. Burada var mı, bu ekiliyor mu diye kontrol ederim ama double check bu ederim. Bu en temel en temel yapı bu. Hatta bakanlık 2010 yılında Tarbil projesi devrilmiş. Biliyorum burada. Tarbil olmadı. 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 Çünkü bir sonraki yönetim bu işe yaramaz diye. Başka nedenler başka de var. Başka sebepler ama, de var. Başka doğru. sebepler ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela uzaydan bilgi alma konusunda şu anda TÜBİTAK'ın çalışma yaptığını biliyorum. Ve bu çalışmayla beraber ne yapıyorlar aslında? Farklı uydu sistemlerinden gelen bilgileri birbiriyle yapay zeka kullanaraktan üst üste koyarak aslında orada ne ekildiğini net olarak belirleyebiliyorlar. Çünkü bazı uydulardan gelen çözünürlükler daha düşük. Anlaşılamıyor. Yani istediğiniz kadar büyütsen de anlaşılamıyor. Dolayısıyla... Ama sorun ne ekileceğini söyleyememek. Ha o ayrı. Aslında ama bir dakika. Sorunumuz orada bizim. Tamam bir dakika ama önce Murat... Önce bir ne ekildiğini bilmiyoruz ki. Ne Aha. ekildiğini bilelim önce. Evet. Ondan sonra ne ekileceğine beraber karar verelim. Evet. Şimdi yani orayı da ben ikiye ayırmak istiyorum. Yani özellikle tahıl grubu desek. Yani doğru deviriyoruz değil mi? Tahıl grubu. Yani arpa, buğday, mısır, yonca. Yonca. Bunlar aslında çok temel protein kaynakları ve bunlarla ilgili aslında bununla ilgili ben bir başka program daha yapacağım ama seninle beraber ufak olsa da değinmek istiyorum. Şimdi burada da sorun Murat verimlilik. Yani sen evet. burada da sorun. Bak çok basit bir araştırma yapmıştım oradan söyleyeyim. Yeni Zelanda 3 yıl önce buğdayda dekar başına 1740 kilogram almış. Türkiye 280 alıyor. Bak 280 alıyor. Yani... Biz 1 ton buğdayı 330 dolara mal ediyoruz. Tamam mı? Fransa 185 dolara mal ediyor. Onlar diyorlar ki Fransız çiftçisi destek alıyor. Konu destek de... Ya biz gelecekte aman destek olalım, aman şunu yapalım, aman böyle olmaz. Yani bizim özellikle bu arpa buğday dediğimiz tahıl grubunda... Çok büyük ekim yapmamız gerekiyor. Ve yeri de var, yerimiz var, meralar var. Tamam. Kullanılmayan meralar var. Tamam. Şimdi orada meralarla ilgili tabii başka konular var ama yani benim gördüğüm kadarıyla yani Türkiye'de herhalde bir 8-10 milyon dekar bir
mera alanı vardır kullanabilir. 20 milyon kilometre kare. Yani kullanılabilir alan olarak yani ekim yapılabilir. 8-9 milyon metre kare dediğiniz gibi. Dekar. Dekar olarak var. Yani 8 milyon dekar aslında devlet diyecek ki al arkadaş. Kuramıyorlar sistemini. Bizim başımıza şöyle bir şey yani geliyor. Şimdi çok benim için de çok ilginç bir tecrübe oldu bu program. Çünkü herkes benim öyle hani teknoloji derin teknoloji falan filan. Yani tamam derin teknoloji var ama yani derin teknoloji mesela bugüne kadar 10 bin tane proje inceledim. Yani bu işte melek yatırımcılık ağlarını kurduk. Onu yaptık, bunu yaptık falan filan. Bunları detaylı böyle başka zamanda anlatırım. Programın içine de katarız. Şimdi orada bana projeler geliyor. Tamam mı? İşte efendim kamerayla işte tarım arazisini işte yok nemi ölçüyorum. Yok onu ölçüyorum, bunu ölçüyorum. Şimdi hakikaten girişimci arkadaşlar çok güzel şeyler yapıyorlar. Fakat bizim konumuz o kadar makro ki çocuklar mikro ile uğraşıyorlar. Ama makronun ne olduğunu bilmiyorlar. Biz o yüzden mikroyu tabii ki kullanacağız ama makroyu çözmemiz çok gerekiyor. Çok bir örnek verebilir miyim? Tabii ki. Bir workhouse bir grubundan hayvanların doğum sancılarının başladığı anı haber veren ve dolayısıyla doğuma müdahale ederek doğumun iyi gerçekleşmesini sağlayıp sağlıklı bir bebek elde etmek için bir cihaz geliştirmişler. Doğum başlamadan hemen önce bir 15 dakika kadar önce bir şey olması gerekiyor, haber veriyor. Fakat problem şu, biz bu gece yarısı saat 3'te aldık diyelim doğumu, bilgisini ve oraya veterineri kanalize ettik. Veteriner fazla mesai istiyor. Veya ben zaten fazla mesai ödeyip veterineri orada nöbetçi de tutabilirim. Buna da gerek yok. Şimdi aslında biraz bu dediğinize işaret ediyor. Yani o kadar mikro ölçekte güzel cihazlar, IoT'ler geliştiriyoruz ama toplam yarar açısından genel makro düzeyde baktığınız zaman acaba hedefi tam olarak vurabiliyor musunuz? Tabii. Bir de kullanıcının yani teknolojinin öyle bir şeyi var ki yani alışma süreci var. Evet. Bak şöyle bir hikaye anlatayım sana. Yıl 1999 Türkiye'nin en büyük süpermarket zincirinde dedik ki kasiyersiz kasa sistemi oturtturalım. Süper. Mağazaya giriyorsun. Barkod okuyucuyu alıyorsun. Evet. Önce banka kartını sokuyorsun. Barkod okuyucu alıyorsun. Ve sepete attığın her ürünün barkodunu okutuyorsun. Ondan sonra alışveriş bitiyor. Gene o barkod okuyucuyu aldığın noktaya geliyorsun. Ve ondan sonra onun yerine takıyorsun. Orada dijital bir ekran var. Orada bütün aldığın ürünlerin listesi çıkıyor. Okey ise kartını okutuyorsun o zaman. 1999'dan bahsediyoruz. Gene geçen yüzyıl. O zaman manyetik şerit var. Daha şey yok. Smart kart yok. Ondan sonra Microsoft çıkmamış. Office programı 92'de çıkmış. Evet. Ve pardon özür dilerim. 99 demiştim. 99 dedim. Tamam. Okuttun onu. Ondan sonra kredi kartı otorizasyonu alıyor. Fatura basıyor. Bak biz bunu yaptık. Yemin ederim İngiltere'den Sainsbury İngiltere'nin en büyük 3 ikinci büyüktü galiba o zamanlar. Adamlar aradılar. Biz gelmek istiyoruz dediler. NCR'dan duymuşlar. Biz NCR'ın da o zaman distribütörüyüz. NCR'dan duymuş. Geldiler. Dediler ki nasıl yaptınız? Neden? Bak barkodu biliyoruz. Tamam. Kablosuz o Wi-Fi denen sistemi biliyoruz. Yazar kasa sistemini biliyoruz. Arkadaki yazılım sistemini biliyoruz. Kredi kartı otorizasyon sistemini biliyoruz ve hepsini birbirine bağladık. Yani aslında total bir çözümle biz 1999 yılında bunu becerdik. Proje başarılı oldu mu? No. Neden başarılı olmadı? Çünkü insanlar barkod okutmanın ne olduğunu bilmiyorlar. Ve bu proje 2014 yılında dünyada ilk kez Tesco'da uygulandı. 15 yıl sonra yani. Hani vizyon da aslında baktığın zaman hani müthiş, güzel bir şey de ama alışkanlık süresi. Şimdi o yüzden neden bunu anlattım? Şimdi biz köylümüze ya al şunu
kullan, işte eğitiminde al, şu teknolojileri koyacağız da... Ya, yok. Yani biz bebek adımlarıyla gitmemiz gerekiyor. Yani teknolojiye gömelim sizi, onu yapalım, fakat bunu yapalım. Fakat sürecin algoritması maalesef içselleştirilemediği için köylü veya kardeşlerimiz, çiftçi kardeşlerimiz bu süreci içselleştirme okuryazarlık düzeyinde de olmadıkları için burada verim alınması da çok zor. İmkansız. Doğru. Ben yani ben o benim için artık öyle bir noktada ki bu bakışta yani o kadar hani teknolojiye o kadar hakimim ve hani onun sürecini o kadar iyi görebiliyorum ki Murat, mümkün değil yani. Bizim yani bir 10-15 yıl o, hele ki şu anda teknoloji zaten deli gibi değişiyor. Yani mesela iş modelleri değişiyor. Yani artık öyle mesela dikey tarımdan bahsediyor. Ya düşünsene, Antalya'da domates üretiyorsun. Ondan sonra İstanbul'a yolluyorsun. Evet. Yani ve ondan sonra da yani hem İstanbul'a yolluyorsun. Pahalı otoyollardan geçiyor, köprülerden geçiyor. Domates diyorsun, buradan çıkıyor. Vardığı noktada %20, daha doğrusu müşterinin eline gidinceye kadar %20'si zebil oluyor. Niye? Çünkü böyle gönderiyoruz. Yani birer kiloluk kutular yaparsın, tamam, bunu da zorunlu, yönetmelikte zorunlu hale getirsin, olay biter. Yani yapılacak o kadar çok basit dokunuşlar var ki. Bizim sektörümüzde biz bunu çok yaşıyoruz. Bizim sektörümüzde ölçme ve değerlendirme çok özel durumlar var. Mesela sütün iletkenliğini ölçüyoruz ki daha sağım aşamasında makineler takılıyken eğer bir mahsis hastalığıyla sütte iltihap şüphesi varsa makine otomatik olarak düşürüyor. Şimdi böyle bir ölçüm tekniğiyle hayvanları yönlendirirken revire yönlendiriyorsunuz. Bilgisayar, mekatronik sistemler. Şimdi bunlar normalde çok çok büyük bir endüstri mühendislerinin çok rahatlıkla yapacağı işler. Hı hı. Mesela bunlar. Bunun gibi bunlar da aslında bütün bunlar verimliliği otomatik yani. Otomatik ve çok basit düzeneklerle yapılan şeyler bunlar. Yani son derece girift, sofistike teknoloji de değil bunlar. Bunlar normalde uygulama protokollerini, algoritmasını bilmeyen, okur yazarlığı bu noktada eksik olan insanlar için bunu yapma, uygulama çok zor. Fakat amacımız üretmek. Amacımız bunu da verimli üretmek. Aynen. Maliyeti minimize etmek, geliri de maksimize etmek, miktarı da maksimize edecek üretmek ki fiyatı düşürelim, ucuzlatalım. Ama biz ne yapıyoruz? Biz bütün bu ölçme, değerlendirme tekniğini, sofistike olmayan ölçme, değerlendirme tekniklerini bilmediğimiz için aslında toplamda üretimi arttıramıyoruz. Aynen. Arttıramadığımız için de doğal olarak insanların şikayetlerini önlemek için de politik olarak bunlara destek veriyoruz ve bunların verimsiz olarak yapılarını sürdürüyoruz. İster istemez evet. Sürdürüyoruz ve aslında burada toptan bir hamle lazım belki de. Tabii, çok basit aslında. Ve bunda kurumları da var. Var. Finans yönüyle var. Var. Teknoloji yönüyle var. Var. Birçok kurumlar bunu gerçekleştirebilecek durumda. Dolayısıyla biz kendi sektörümüze bir örnek verebilir miyim? Tabii. Amerika Damızlık Birliği, National Breeding Association bizi ziyarete geldiler. Bizim üreme ile ilgili, sürü çoğaltımı ile ilgili gebelik konusundaki bize bir bazı anlatımlarda bulundular. Biz dedik ki siz biraz geride kalmışsınız. Biz genomik test var. Biz genomik test yoluyla zaten üremeyi yapıyoruz. Bizdeki kuyruğundan bir parça alıyoruz. Amerika'da bir DNA laboratuvarına yolluyoruz. Hayvanın DNA'sı çıkıyor. Babanın DNA'sı geliyor. Eşleştirmeyle biz zaten spermayı böyle seçiyoruz deyince nasıl diye çok şaşırmışlardı. Dedi ki, hatta ben dedim ya Amerika'da yarışmaya sokalım bizim çiftliği. Dedim verim yönüyle. Bizim çok verimliyiz yani üretim yönüyle de. Hem sürüdeki üreme hem de süt miktarı yönüyle. Yani aslında epey bir protokolümüz var yani. Tamam. İki dakika bitiriyorum. Sevgili Murat, baya konuştuk. Dünyayı kurtardık. Şimdi şöyle toparlayalım. Toparlarsak, yani Endüstri 4.0'dayız. Bir dijital dönüşüm yaratıyoruz. Ve ülkemizin maliyetlerini düşürmedeki en önemli aracı, üretimi arttırmadaki en önemli aracın öncelikle tabii ki teknoloji kullanarak verimliği arttırmak olduğunu görüyoruz. İşletmeler bazında da sütün de önemli bir besin kaynağı olduğu için de
önem verilmesi gerektiğini görüyoruz ve buna bağlı olarak da gelecekte inşallah bu uygulamalarla süt sanayinin, süt hayvancılığının Türkiye'de gerçekten verimli ve karlı hale gelmesini sağlanacağını düşünüyoruz. Bir kere bana böyle bir imkan tanıdığınız için ben çok teşekkür ederim. Ne demek, her zaman. Türkiye'nin çok önemli birisinden, sektörün gurularından, gurusu Alpan Bey ile sohbet etmek benim için çok gurur verici oldu. 30 yıllık arkadaşım için. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Böyle bir fırsat her zaman ele geçmiyor. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, ilk programımız bitti. Bundan sonra çok farklı konuklarımız ve çok farklı konularımızla devam edeceğiz. İyi günler diliyorum.